Evet, ben dahil sevgili yaylar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında biz yayları neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için, bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım, ilk kartımızda başlayalım bizler için. Hatta 2 tane kart çıktı. Bir tanesi kılıçların altılısı. Kılıçların altılısı şudur arkadaşlar. Tam bir geçiş dönemi. Hayatımızda hayatımızın çok daha farklı, tahminimizden çok daha farklı yerlere evrileceği ve çok daha sakin olacağımız bir dönemi sembolize eder. Yani kafamızdaki artık bir takım düşüncelerden kurtulmamız gerektiğini, bir takım şeyleri geride bırakmamız gerektiğini sembolize eder. Tatili sembolize eder. Ev değiştirmeyi, mahalle değiştirmeyi, şehir değiştirmeyi, hatta ve hatta ülke değiştirmeyi de sembolize eder bu kart. Ne diyebiliriz? Daha iyiye, hayatımızın daha iyiye evrileceği bir dönemi sembolize eder bu kart. Beyaz çizgi der. Yani siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı der bu kart bizlere. Fakat der ki, her şey bu kadar kolay değil sevgili yay. Aklındaki düşüncelerden kurtulman lazım. Bunları geride bırakman lazım, seni rahatsız eden düşüncelerden. Çünkü bunlar senin ilerlemeni engelliyor. Aynı zamanda da ilişki ve aşk konusunda kimisi için iyi olabilir, kimisi için kötü olabilir. Fakat der ki ayrılık senin için iyi seçim der. Evet, su grubundan yengeç, akrep, balık. Bu grubu sembolize eder bu kart. Kupaların kraliçesi. Kupaların kraliçesi de şudur. Sakin, konforlu ve inanılmaz merhametli olacağımız bir dönemi sembolize eder ve der ki çok fazla merhametli olma, kullanılmaya yatkın bir hale gelebilirsin, gardını düşürebilirsin der. Aynı zamanda 6. hislerimizi kesinlikle ve kesinlikle dinlememiz gereken bir dönemi, çünkü çok kuvvetli olacağı bir dönemi sembolize eder bu kart aynı zamanda. Bu dönem az konuşup çok dinlememiz gereken bir dönemi sembolize eder bu kart aynı zamanda. Ve karşımızdaki kişinin karakterine entegre edecek olursak der ki bu kart, 30'lu yaşlarında bir bayan, sakin, merhametli, konforuna birazcık düşkün ve eğer gelecekteki çocuklarının annesini arıyorsan sevgili yay, işte bu gelecekteki çocukların annesi. Gerçek bir annedin, annedir. Canını verecek derecede fedakar bir annedir bu kişi. Hadi bakalım, 3. kartımız biz yaylar için. Kılıçların ası. Barışmak isteyene bir adım atana 1000 adım atacağımız, savaşmak isteyenin ise içinden geçeceğimiz, ikiye böleceğimiz bir dönemi sembolize eder. Kılıçların ası ve aslar arkadaşlar neydi? Önündeki ve arkasındaki kartları enerjileriyle iki kat daha güçlendiren karttı. Bir takım olumlu haberler, duyumlar alacağımız dönem. Yazışmalar, işle alakalı, aşkla alakalı bir takım yazışmalar yapacağımız dönemi sembolize eder. İnisiyatif alacağımız bir dönemi sembolize eder. Online, internet işi açmak istiyorsanız tam zamanı bu dönemi, internet işini sembolize eder aynı zamanda. Ve der ki artık bir takım şeyleri çok daha net görmeye başlayacağın dönemi sembolize eder bu kart sevgili yay der bizlere. Ne diyebiliriz başka? Yeni bir takım fikirler. Ve dürüstlüğü sembolize eder bu dönemde. Hadi bakalım. 4. kartımız biz yaylar için. Sevgili yaylar, bu dönem iş veya aşkla alakalı birazcık baş ağrısı yaşayabiliriz. Bakın adamın zaten kafası sarılı, bir de kan analizle alakalı bir takım işlerimiz olabilir bu dönemde. Asaların dokuzlusu. Asaların dokuzlusu dayanıklılığı sembolize eder aynı zamanda ve der ki evet, kan ter gözyaşı kazanacaksın, fakat kazandığın zaman da geçmişte yaşadıklarından bu zamana kadar geldiğin dönemden lütfen ve lütfen ders çıkart sevgili yay der. Bu kart bizlere aynı zamanda bu dönem birazcık baş dönmesi özellikle yaşayabiliriz sevgili yaylar. Liderlik vasıflarımızın da çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. 5. kartımız bizler için. Kılıçların kralı, kraliçesi. Kılıçların kraliçesi, kılıçların kraliçesi de nedir?
anlayışlı olacağımız bir dönem. Fakat nabza göre şerbet yeri geldiğinde de inanılmaz derecede böyle soğuk ve sert, disiplinli, acımasız olacağımız bir dönemi sembolize eder bu kart. Ve bu dönem duygusal açıdan çok güçlü olacağımız bir dönemi, kalbimizin kırılmasına asla ve asla izin vermeyeceğimizi sembolize eder. Cesur olacağımızı, kararlı olacağımızı ve bir takım şeylerin artık içimizde özgür kalacağı bir dönemi sembolize eder. Ve der ki bu dönem hedefim belli sevgili yay, cesur ol, korkusuz ol der. Bu dönem inanılmaz derecede, acımasız derecede açık sözlü olacağımız bir dönemi sembolize ettiği için der ki konuşmalarına birazcık dikkat et. Sevdiğin insanları da elinde olmadan kırabilirsin sevgili yay der. Hadi bakalım. 3, 5, 6. 6. kartımız. Asaların onlusu. Asaların onlusu da nedir? Başarı. Sorumluluğu sembolize eder. Aynı zamanda der ki evet senin gücün var bu sorumlulukları kaldırmaya sevgili yay. Fakat der ki onu da tadında bırak. Yani çok fazla da sorumluluk alma. Evet birden fazla sorumluluğu kaldırabilirsin ama çok da fazla alma. Çünkü bakın adamın evet asaları kaldıracak gücü var ama bakın önünü kapatmış, görmüyor. Yani kendi önünü kapatmayı sembolize eder bu kart. Aynı zamanda yeni sosyal çevre der. Daha iyi yeni bir sosyal çevre. İş yerinizde ekip başına getirilebilirsiniz ve der ki kendi ekibini topla sevgili yay bu dönemde. Veyahut kendi işinizi kurma planlarınız varsa bu dönem kemik takımınızı oluşturmanız için tam zamanı der bu kart. 3, 6. Evet son kartımız biz yaylar için. Asaların ası. Dileklerin kabulü. Hareket. Bir şeylere başlama. Başlangıç. Yeni iş. İş yerinde yeni pozisyon. Yeni bir maaş. Rekabetçi bir dönem. Zorluk da olsa der. Zafer seninle der. Cinselliğin had safhada olacağı bir dönemi sembolize eder. Libidomuzun yüksek olacağı bir dönemi. Bazı yayların sadece cinselliğe dayalı bir takım ilişkilerinin olabileceği, yani fuck buddy dediğimiz sadece cinsellik için bir araya gelen çiftler diyebiliriz. Veyahut da gerçek ciddi anlamda da gerçekten ciddi yeni bir ilişki başlangıcını da aynı zamanda sembolize eder. Hedefe ulaşmaya gücüm var der bu kart ve zorluk olsa da son olarak zafer seninle der ve İnanılmaz derecede memnun kaldım. Benim planlarıma bayağı bir uyuyor sevgili yaylar. Sizlerinkine uyuyor mu bakalım, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet ben dahil sevgili yaylar. Bizler için Ağustos ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmemiz dileğiyle. Hoşça kalın.